İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Cenevre'de Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerini desteklemek için meşaleli yürüyüş düzenlendi. Azerbaycan, Şafak'ta Artsakh'ın başkenti Stepanakert'i bombalamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı S-400 testi nedeniyle Türkiye'yi ciddi sonuçlarla tehdit etti. Azeri erkekler dağlara ve ormanlara kaçtı, seferberlikten saklandı. Batı Ermenistan'da defineciler tarihi kiliseyi talan etti. Bugün büyük Ermeni edebiyatçı Avedik İshakyan'ı anma günü. İsviçre'nin en büyük şehirlerinden biri olan Cenevre'de Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerini desteklemek için çok sayıda vatandaşların katılımıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Batı Ermenistan'ın bazı vatandaşları ve milletvekilleri de gösterilere aktif olarak katılıyor. Yürüyüşçüler Artsakh, Ermenistan, kazanacağız, Aliyev cihatçı, Erdoğan katildir gibi sloganlar atarak Wilson Sarayı'ndan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bürosu'nun bulunduğu Milletler Sarayı'na yürüdü. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Ardak Beklaryan'ın verdiği bilgiye göre Azerbaycan 17 Ekim sabahının erken saatlerinde Artsakh'ın başkenti Stepanakert'i bombalamaya başladı. İlk verilere göre yerleşim alanları hasar gördü. İki sivil yaralandı. Armen Press'in aktardığı habere göre Beklaryan, "İyi ki insanlar barınaklardaydı, büyük kayıplardan kaçınmak mümkün oldu," dedi. Hava alarm sinyali sürekli çaldı, şafak vaktinden beri herkes ayakta. İlk roket saldırısından bir saat sonra Azerbaycan yine Artsakh Cumhuriyeti başkentinin merkezindeki sivil yapıları vurarak yıkımlara neden oldu. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan savaş suçları işlemeyi sürdürüyor, uluslararası toplumun körlüğü de devam ediyor, dedi. Savunma Bakanı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre, Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma birimleri, dün gece Ermenistan Cumhuriyeti'nin hava sahasında düşmana ait iki İHA'yı vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortegus'tan TASS Ajansı'na yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Rus S-400 uçak savar füze sistemlerini işletmeyeceğini umuyor. Aksi takdirde bu ciddi güvenlik sonuçlara yol açacak. Diplomat Amerika Birleşik Devletleri S-400 sistemlerinin kullanılmamasını umduğunu açıkça belirtti. Türkiye'nin S-400 sistemini çalıştırmamasının güvenlik ilişkilerimiz açısından olası ciddi sonuçları hakkında da çok net konuşuyoruz, dedi. Ona göre Amerika Birleşik Devletleri elinde bulundurduğu bilgiler doğrulanırsa Rusya'nın uçak savar füze sisteminin testleri Türkiye'nin NATO çevresindeki taahhütleriyle uyumsuz olduğu için Türkiye'deki S-400 askeri tatbikatını şiddetle kınayacak. Uzman Garen Ovanisyan sosyal medya hesabından yazdığına göre Azerbaycan denen yapay devletin gerçek durumu ortada. Ovanisyan yazısında özellikle şunları kaydetti. Azerbaycan'da panik çok büyük boyutlara ulaştı. Azerbaycan'da Ermenilerin Gence'yi işgal ettiği, Aliyev'in Gence'yi sattığı söylentileri var. O yapay ülkenin sırtında var olan panik ruh hali tarif edilemez. Erkekler seferberlikten saklanıyor, çoğu durumda ortada kalan erkekleri işaret edip askere alıyorlar ve sonuçta iç çatışmalar çıkıyor. Bu gergin atmosfer sonunda güçlü bir patlamaya yol açacak. Bu arada erkekler dağlara ve ormanlara kaçtı, seferberlikten saklandılar ve askerliğe çağrı için evlere giden görevlilere kadınlar, kocalarının ve oğullarının gönüllü olarak gittiği ve iki haftadır onlardan haber alamadıklarını söylüyorlar. Kısacası verdiğimiz darbenin her bir dalgası bu yapay devletin temellerini sarsıyor. Batı Ermenistan'ın Samsun ilindeki tarihi Rum Kilisesi defineciler tarafından talan edilirken kilisenin duvarlarına da sprey boyayla yazılar yazdılar. Mahalleli tarihi kilisenin son zamanlarda alkol alan kişilerin de meskeni haline geldiğini belirterek önlem alınmasını istiyor. Ünlü şair, nesir yazarı, publist, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi akademisyeni Avedik İshakyan 1875 yılında Aleksandropol'da doğdu. Eçmiadzin Gevorkyan İlahiyat Okulu'nda okudu ve 1893'te Leipzig Üniversitesi'ne serbest bir dinleyici olarak girdi. Edebi faaliyetlerinin yanı sıra genç yaşlarından itibaren siyasi faaliyetlerde de bulundu.
Jön Türklerin Batı Ermenistan'ın özelliği konusundaki vaatlerine hiç inanmayan İsahakyan, Ermenistan'a yönelik Pan-Türkizm tehdidinin Türkiye'nin sponsoru olan Alman İmparatorluğu tarafından önlenebileceğini varsayarak Berlin'e gitti ve bir dizi Alman entelektüel ile Alman-Ermeni cemiyetinin kuruluşuna katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Ermenilere karşı uygulanan soykırım, İsahakyan'ın Ermenileri yok etmeyle ilgili Jön Türklerin korkunç politikası hakkındaki tahminlerini doğruladı. Savaştan ve soykırımdan sonra İsahakyan, Ermeni halkının trajik kaderi ve kahramanca kurtuluş mücadelesini yansıttı. Şair, Ermenilere yapılan soykırımı suçlayan Beyaz Kitap adlı kitabı yazmaya başladı. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlangıcında İsahakyan'ın maalesef bitmemiş olan geniş çaplı romanı Usta Karo, Ermeni siyasi hayatının ve Ermeni sorununun eşsiz bir panoraması olacaktı. Büyük Varbet İsahakyan, Usta Karo, Ermeni meselesinin çözüldüğü gün tamamlanacak demişti. 1946'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Ödülünü aldı. 1946-1957 yılları arasında Ermenistan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği'nin başkanıydı. Avedik İsahakyan 17 Ekim 1957'de Yerevan'da vefat etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sahak Sahakyan tarafından seslendirilen Yeprem Han adlı eseri sunuyoruz. Zamun arsiv haxtapans guhayanuni ativ gerazans varmutunru azor khoyan avan mahyebrem khan ketse savityan varmutunru azor khoyan avan mahyebrem khan ketse savityan. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.